Beğendiğiniz ayağınıza bol gelen ayakkabı için neler yapılabilir? 1. Ayakkabıya tabanlık konulabilir. 2. Boşluğu almak için ön kısmına pamuk koyabilirsiniz. Şimdi şunu ben hazırladım daha önce videoyu çekmeden önce. Bu ayakkabı 40 numara. Ben gerçekte 40 numara giyiyorum. Ancak bu ayakkabıyı giydiğimde ayağıma bol geldi. Muhtemelen kalıptan kaynaklı. Bu boşluğu almak için, bolluğu daraltmak için iki tane seçenek var. Bir tanesi ayağa tabanlık koymak. Şimdi gösteriyorum. Şu tabanlık. Bunu koydum. Bunu koymama rağmen ayakkabıdaki boşluğu gideremedim. Bunun için daha önce küçükken yapardık. Şöyle içine hafiften şu ön kısmını daraltmayacak kadar bir pamuk koyuyorum. Pamuğu çıkartıyorum şimdi. Göstereceğim size şu kadar. Bunu zaten şöyle topluyorsunuz. İçe geçiriyorsunuz. Şöyle şöyle. Şu hale getiriyorsunuz. Ön kısmına sıkıştırıyorsunuz. Önce tabanla koyuyorsunuz. Tabanla koyduktan sonra iyicene yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra bu pamuğu da içeri doğru itiyorum. İttikten sonra giyiyorum ayakkabıyı. Boşluğu almış oldum. Gördüğünüz gibi ayağıma oturdu çok şık şekilde. Bunda da aynı şekilde yaptım. Tabanlık ayakkabınızı numarasını küçültmez. Genelde mağazada satarken büyük numaralı ayakkabılar olduğunda işte abi içine tabanlık koyalım da ayakkabı numaranız küçülsün bir numara falan. Buna asla inanmayın. Tabanlık ayakkabıyı yukarıya doğru kaldırır. Yani şuradaysa zemini şuraya kaldırır. Ayağınızın şurada sıkışarak ayakkabınıza oturmasını sağlar. Eğer önde boşluk varsa ya da arkada boşluk varsa giydiğinizde bunu buraya pamuk koyarak halledebilirsiniz. Ancak tavsiyem şudur ki eğer bir ayakkabı alıyorsanız ayağınıza uyan numarayı almanızı tavsiye ederim. Ama çok beğendiniz, başka numarası yok, başka alternatif yoksa ayakkabıyı alıp tabanlık ve ön kısmını pamukla doldurarak ayakkabıyı sağlıklı bir şekilde giyebilirsiniz. Şekilde görüldüğü gibi önden ve arkadan ayarladık bunu ayakkabının boşluğunu alarak. Şu an şöyle bir yürüyelim. Ayağımızdan çıkmıyor. Önde pamukları biraz hissediyorum ama ayakkabıyı kullandıkça pamukların da hissedilmeyeceğini biliyorum. Daha önceden de denemiştim.